Ama oradaki Türkiye kelimesi neyi ifade ediyor? Bildiğiniz gibi bunlar aslında uluslararası finansal raporlama standartlarının birebir Türkçe'ye çevrilmiş halidir. Kutsal kitap çevirisi gibi. Noktası virgülle aynıdır, paragraf numaraları aynıdır. Çünkü artık gerçekten küreselleşen, daralan bir dünya ve çok uluslu işletmeler var. Ve bu Cemal Hocam da dediği gibi 130 ülke IFAC tarafından çıkarılan bu standartlarla biz birebir uyumlu olarak yayınlıyoruz TFRS'leri. Türkiye finansal raporlama standartları demek zorunda kaldık. Çünkü Bakanlar Kurulu uluslararası finansal raporlama standartları kelimesi bu tebliğ, bu resmi gazetede bu tebliğin yayınlanma usulüyle ilgili bir şeyden dolayı oraya Türkiye kelimesi eklendi ama Türkiye'ye özgü bir değer taşıdığından değil. O zaman şöyle diyeceğiz, eğer bakın bugün birçok işletme finans ihtiyacını yurt dışı bankalardan giderme yoluna giriyor. O zaman uluslararası geçerlilikte bir finansal tablo gerekiyor bize. O da TFRS'ler. Bunları esnetme, oynama, değiştirme imkanımız yok. Öyle olursa zaten uluslararası entegrasyon ortadan kalkar. Yani buradaki tablonu da Almanya'daki bankaya sunarak buradaki TFRS tabloyu bir tercüme bürosuna tercüme ettirip Almanya'daki bir bankaya sunabiliriz rahatlıkla. Birebir aynı. IFAC'le anlaşmamız da bu şekilde. O yüzden IFRS'ler, TFRS'ler aslında sadık bir şekilde duruyor. Maliye Bakanlığı tek düzene o da çok sadık, o da orada duruyor. O zaman geriye yakınlaşma anlamında yine KGK'nın yaptığı yerel finansal raporlama çerçevesi var. Ama Maliye Bakanlığı buna da, tabii daha henüz çıkmadı bu tasarı, taslak yani görüşlerinizi bekliyor. Çıkmadı henüz ama. Yani şu an ne tek düzenden taviz var ne TFRS'den taviz var. Aradaki bu uygulama, genel finansal raporlama çerçevesi nasıl olur, nasıl gelişir? Orada bir yakınlaşma olur mu? Onu da zaman gösterecek. Ha, bu arada şuna da değinelim. Herkes TFRS tablo düzenlemek zorunda. Bu Avrupa'da da böyle değil. Yani daha çok sermaye piyasaları, finans piyasalarındaki işletmeler TFRS tablo düzenliyor. Çünkü gerçekten tam anlamıyla hakkını vererek yapalım dersek zahmetli bir iş. Acaba kendi içine kapanık bir işletme yani şart mıdır TFRS düzenlemesi? Avrupa'da da öyle değil. Yani Türkiye'de de nitekim. Bu yerel finansal raporlama çerçevesi o anlamda bir ihtiyaç. Şimdi sunumun buraya kadar olan bölümünde finansal raporlama çerçevelerinden kısaca bahsetmeye çalıştım. Bir tarafta bağımsız denetim, bir tarafta vergi denetim var. Bunların uygulanacağı da finansal tablolar var. Gördüğünüz gibi konu biraz daha aslında olgunlaştırılması gerekiyor. Sayın Sönmez, bu dakikaya tam 2 dakika var efendim. Teşekkür ederim. O zaman çok hızlanaraktan. Evet. Şimdi ben biraz hızlı geçeyim. Vakit hızlı ilerlemiş. Denetime gelelim. Şu an 2 tane farklı denetim, 3 tane farklı finansal tablo var. Bağımsız denetim, vergi denetim ve bunların dayandığı finansal tablolar. Bunu geçiyorum yine, vergi odaklı bir denetim yapıyorsak, doğru dediğimiz birçok şey, şu an bağımsız denetim yapıyorsak onlar için yanlış olacaktır. Çünkü ortak bir finansal tablo yok. Vergiye göre doğru olanlara bağımsız denetçi, eğer rakamlar önemliyse hepsine yanlış demesi gerekiyor bağımsız denetçinin. Örnekler çoğaltılabilir. Peki ortak noktası yok mu? Yani bir bağımsız denetçi vergi denetiminde de işe yarayabilecek bulgular edinemez mi? Ortak noktalar da var. Bir finansal tablo düşünün. İşletmenin amacı hasılatlarını düşük göstermek, giderlerini yüksek göstermek, değerlemeleri de hileli yaparak gerçeği yansıtmayan kayıt dışı bir finansal tablo hazırlamış. Bu tabloyu genelde tek düzene göre hazırlarlar çünkü az vergi ödeyelim kaygısı vardır. Denetçi bu tabloya itiraz edebilir mi? Denetçi bunları görür mü? Eğer hasılattaki düşüklük, giderlerdeki yükseklik önemliyse, bir de denetimin önemli kavramı var, bağımsız denetçi bunları yakalamak zorunda. Biz bunu istiyoruz denetçiden. Çünkü standartlarda tam olma, yani hasılat eksiklendirilmiş mi? Denetçiye buna bak diyoruz. Var olma diye bir şey var. Giderler gerçekten var mı, yüksek mi? Buna da bak diyoruz. Değerlemeler vesaire. Yani aslında bağımsız denetim yapan bir denetçi pekala belli şeyler görebilir. Çünkü nihayetinde aynı işletmenin farklı fotoğraflarına bakıyorlar. Bir fark şu olabilir mi? Denetçinin baktığı finansal tabloda işletmenin temel amacı hasılatlarını şişirmek, giderlerini düşürmek
değerlemelerini de yanlış yapmak suretiyle makyajlanmış bir finansal tablo. Denetçi aslında daha çok buna bakar. Çünkü TFRS tablolarda vergi kaygısı yok o tablolarda. Genel amaç karı yükseltmek. O zaman vergi incelemesinden farklı olarak denetçi işin bu yönüne de bakması gerekiyor. Nitekim bağımsız denetim ile ilgili skandallara baktığımızda çoğunlukla yüksek beyanlı tablolardan kaynaklı skandallar görüyoruz. Denetçi eğer önemliyse bunları da yakalaması gerekiyor. Yani illa ortak noktalar var. Nitekim bir kamudaki müfettişin yaptığı vergi incelemesinde tespit ettiği hususlar bize şu an bir ihbar olarak gelmiş durumda. Denetçi de bunları görmesi gerekirdi. Denetçiye de bununla ilgili işlem başlatın diye. Raporu okuduğumuzda hakikaten çok ciddi, önemli hatalar var. Çünkü kar aşırı derecede yüksek gösterilmiş ve orada denetçinin de suçu vardır. Biz ona ilişkin çalışmaları da başlatacağız. Yani çok alakasız şeyler değil. İlgili oldukları noktalar da var. Farklı olduğu noktalar da var. Buna da kısa bir örnek vereyim. Çünkü vergi denetimindeki tekniklerle bağımsız denetimindeki teknikler bazen ayrışabiliyor. Örneğin bağımsız denetimde biz işletmenin sürekliliğini de denetlemesini istiyoruz denetçiden. Bir turizm işletmesi düşünün. 2016'da ruhsat iptal edilmiş. Dolayısıyla kapanma riskiyle karşı karşıya. 2015'te her şey normal. Bunun sürekliliğinin sona ermesi vergi denetiminde hiçbir sıkıntı doğurmaz. Bu işletme 2016'da batacaksa 2015 bilançosunda bir etkisi yok. Ama denetçi buna bakmak zorunda. Eğer bir kurtarma planı yoksa işletmeye diyecek ki bunları tahakkuk esasına göre değil tasfiye esasına göre hazırla. Olumlu görüş veremeyecek. Yönetim teyit mektubu önemlilik seviyesi diye bir şey var mesela. Vergi incelemesinde şu an vergi usul kanununa göre 24 TL'ye kadar olan vergi ve ceza, yani birkaç ceza olduğunu düşünürsek 12 TL'ye kadar olan kısımları göz ardı edebilirsiniz diyoruz denetçi. Vergi incelemesinde 12 TL'lik bir üst sınır var. Peki bağımsız denetçi için denetimde görüşünü değiştirmeyeceği maksimum yanlış tutar nedir? Bazen 20 milyondur, bazen 5 milyondur. Farklı şeyler çünkü denetçi makul güvence veriyor, önemlilik diye bir kavram var. Denetim örnekleri var. Vergide olmaz, ötekinde olur. Bilanço tarihinden sonraki olaylar var. Bunları da yine şu atmak mümkün. Aslında bağımsız denetim belli yönleriyle vergi denetiminden çok farklı başka bir şey. Nitekim bu TTK'ya da girmiş durumda. TTK'da yani ben şunu ortaya koymaya çalışıyorum. Ortak ve benzeşen yönler var ama bir o kadar da hatta daha fazla da teknik, usul, yöntem farklılıkları ve benzeşmeyen noktalar da var. Denetleme başlıklı TTK'nın denetleme kitabı 397'den başlıyor madde. 398 denetlemenin tanımını yapmış ve madde 398'in gerekçesi vergi denetimi ve vergi menfaatinin korunması 398. maddedeki denetim görevinin sadece dışında kalmakla kalmaz. Ayrıca ona yabancı ve ayrı bir konumdadır. Anonim şirketlerin denetlenmesi vergi denetimini içermez ancak ona yardımcı ve destektir. Hızlı geçiyorum. Şunu ifade edeyim. Vergi incelemesi diye bir şey var. Bir hikayesi var. Bağımsız denetim bu şekilde. Şunlar önerilebilir sonuç itibariyle. Finansal tabloların hazırlanması yöntemiyle, yönüyle baktığımızda olaya aslında şu an yürürlükte ne kadar mevzuat varsa onların hepsine hakim olunmalıdır. Bunun için iş bölümü gerekiyorsa iş bölümü gerekir. Ortak ve ayrı yönler iyi kavranmalı. Aradaki ilişkiler, geçiş hükümleri, dönüştürmeler bunlar iyi anlaşılmalıdır. Denetim aynı şekilde burada karışmamalıdır. Son bir örnek vererek sunumu bitireceğim. Bir telefon geldi KGK'da soru soruyorlar. Bağımsız denetimden geçiyoruz. Kasamızda 300 bin lira para var. Kasa affı çıktı. Biz bunu gidere atıyoruz. Bağımsız denetçimiz dedi ki eğer KGK izin verirse ben kabul ederim. Şimdi bu bir TFRS yorumu değildir. Kasada para varsa vardır. Yoksa da yoktur. Bunun için biz bir görüş bildirebilir miyiz? Sordum aynı denetçi. Geçen yıl da o işletmenin denetçisiymiş. Yani aslında dönem sonu kasa bakiyesi işletmenin dönem başı da kasa bakiyesi o zaman da olumlu görüş vermiş. Yani bağımsız denetim, vergi denetimi, ilişkiler iyi anlaşılmalı.
dediğim gibi bu iş bile, yani KGK'ya sorun, biz desek ki atın TFRS'e uygundur. Yani aslında zor meselelerin kolay çözümleri yok. Hakim olmak lazım. Görüşe ne yazacak? KGK'ya sordum. Görüştü, evet. Tabii dönüş olmadı bize tekrar. Onun kadar ben teşekkür ederim. Hocam, şimdi.